Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. 10 sorudan oluşan mini tarih deneme serimizin 17.siyle devam ediyoruz çalışmalarımıza. Hiç vakit kaybetmeden birincisiyle başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'dan yapılan Türk göçlerinin sebeplerinden birisi değildir? Orta Asya'dan yapılan Türk göçlerinin sebeplerinden birisi değildir. Bağımsızlık duygusu, tarım alanlarının daralması, veraset sistemi, nüfusun artması, salgın, hastalıklar. Arkadaşlar, bağımsızlık duygusu, tarım alanlarının daralması, nüfusun artması, salgın hastalıklar, bunların hepsi göçlerin sebeplerindendir. Veraset sistemi değildir. Çünkü veraset sisteminin babadan oğula olması, geçmesi veya hanedanın ortak malı olması gibi durumlar göçlerin sebeplerinden birisi değildir. Cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuza devam edelim. Artuklular ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinden de biliyorsunuz hangisi yanlıştır? Malabadi Köprüsü önemli eserlerindendir. El Cezeri bu dönemde yaşamıştır. Diyarbakır, Mardin, Harput'ta kurulmuştur. Anadolu'daki ilk Türk beyliklerindendir. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. Bakalım hemen arkadaşlar. Artukluların en önemli eserlerinden birisi Malabadi Köprüsü'dür. El Cezeri robotik biliminin kurucusuydu. Sibernetiğin kurucusu. El Cezeri Artuklular döneminde yaşıyor. Artuklular Diyarbakır, Mardin, Harput civarında kurulmuştur. Anadolu'daki ilk Türk beyliklerindendir. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği değildir. Çünkü Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği Saltuklulardı arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olacak. Üçüncü sorumuz geldi hemen. Aşağıdaki eserlerden hangisi kuruluş dönemine ait değildir? Hangisi kuruluş dönemine, Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine ait değildir? Bakalım hemen. İznik Hacı Özbek Camii, Anadolu Hisarı, Bursa Ulu Camii, Sultanahmet Camii, Edirne Üç Şerefeli Camii. Hangisi kuruluş dönemine ait değildir? Arkadaşlar, İznik Hacı Özbek Camii Orhan Bey dönemindeydi. Kuruluş dönemi yani. Anadolu Hisarı, Yıldırım Bayezid dönemi yine kuruluş dönemi. Bursa Ulu Camii yine kuruluş dönemi. Yıldırım Bayezid döneminde yapılmıştı. Edirne Üç Şerefeli Camii 2. Murat kuruluş döneminde. Sultan Ahmet Camii ise Sultan 1. Ahmet döneminde, duraklama döneminde arkadaşlar. 1. Ahmet dönemi duraklama döneminde yapılmıştır. D şıkkı olacak cevabımız. Geçtik hemen 4. soruya. Kronolojik sıralama hangisinde doğrudur arkadaşlar? Yukarıda 5 tane maddemiz var. Kronolojik olarak sıralayalım bakalım. Belgrad Anlaşması, Pasarofçi Anlaşması, 2. Viyana Bozgunu, 2. Viyana Kuşatması, Zitlatorog Anlaşması, Küçük Kaynarca Anlaşması. Kronoloji soruları zaman zaman KPSS'de olsun, YKS'de olsun çıkıyor arkadaşlar. Tarihleri bilmekte fayda var. Bakalım hemen. Belgrad Anlaşması ne zamandı? 1739 yılında. Pasarofçi Anlaşması 1718 yılında. 2. Viyana Kuşatması, 2. Viyana Bozgunu 1683 yılında. Zitvatorog Anlaşması 1606 yılında. Küçük Kaynarca ise 1774 yılında yapılmıştı. Sıralayalım arkadaşlar. Önce hangisi? 1606 var. 4. Sonra 3 var. Sonra 2 var. 1 ve 5. A şıkkına yazmışım arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde. Belgrad 1739, Pasarofça 1718, 2. Viyana 1683, Zitvatorog 1606 ve Küçük Kaynarca 1774 yıllarında imzalanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi barok tarzı, yani batı tarzı arkadaşlar, barok tarzı mimarinin ilk örneğidir? Hangisi barok tarzı mimarinin İlk örneğidir? Süleymaniye Camii, Topkapı Sarayı, Nuri Osmaniye Camii, Bursa Ulu Camii, Dolmabahçe Sarayı. Şıklarımız: barok tarzı mimarinin ilk örneği Osmanlı'da Nuri Osmaniye Camii'dir arkadaşlar. Nuri Osmaniye Camii barok tarzı mimarinin ilk örneğidir Osmanlı Devleti'nde. 6. soru. Yukarıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda sınırlar daralmasına rağmen Anadolu'nun nüfusu artmıştır? Normalde sınırlar daralınca ne olur? Nüfus azalır. Ama bu savaşlardan hangisinin sonunda sınırlar daralıyor? Yani toprak kaybediyorsun ama Anadolu'nun nüfusu artıyor. Demek ki
Orada kaybedilen yerlerden Anadolu'ya göçler olmuş arkadaşlar. Bakalım hangilerinde? 93 Harbi, Balkan Savaşları, Dömeke Meydan Savaşı. Şimdi Dömeke Meydan Savaşı arkadaşlar Yunanistan'la yapılmıştı. Yunanistan'la yapıldı. Yunanistan'la yapılan bu Dömeke Meydan Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya herhangi bir göç olmamıştır. Yalnız 93 Harbi ilk zaten Anadolu'ya Balkanlardan göçler 93 Harbi'nden sonra başlıyor. Asıl göçler ise böyle yoğun yoğun şekilde gelen göçler ise Balkan Savaşları'ndan sonradır. Yani 93 Harbi ve Balkan Savaşları'ndan sonra toprak kaybediyoruz. Ama Anadolu'daki sınırlar şey Anadolu'nun nüfusu artıyor göçlerden dolayı. Cevabımız 1 ve 2 E şıkkı olacak. 7. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları sonucunda kaybedilen yerlerden değildir? Balkan Savaşları sonucunda kaybedilen yerlerden değildir. Makedonya, Batı Trakya, Arnavutluk, Ege Adaları ve Bosna Hersek şıklarımız. Makedonya, Batı Trakya, Arnavutluk, Ege Adaları, Bosna Hersek arkadaşlar. Cevabımız burada Bosna Hersek olacaktır. Bosna Hersek ikinci meşrutiyetin ilanı sırasında kaybediyoruz arkadaşlar. Makedonya, Batı Trakya, Arnavutluk ve Ege Adaları ise Balkan Savaşları'ndan sonra kaybedilmiştir. Cevabımız E şıkkı. 8. soru. Aşağıdaki isyanlardan hangisi İstanbul bizzat direkt İstanbul hükümeti tarafından çıkarılmıştır? Hangisi direkt İstanbul hükümeti tarafından çıkarılmıştır? Çerkezetem, Demirci Efe, Koçgüre, Kuvayi İnzibatiye, Milli Aşireti isyanları. Hangisi İstanbul hükümeti tarafından çıkarılmıştır? Cevabımız Kuvayi İnzibatiye arkadaşlar. Kuvayi İnzibatiye bizzat İstanbul hükümeti tarafından çıkarılmıştır. Bunun bir diğer adı neydi? Hilafet ordusu. Hilafet ordusu isyan diyelim. Kuvayi İnzibatiye yani hilafet ordusu direkt İstanbul hükümeti tarafından çıkarılan isyanlardan birisidir. 9. soruya geldik. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi hangi yılları kapsamaktadır? İkinci TBMM hangi yılları kapsamaktadır? 1919, 1922, 1923, 1927, 24, 28, 20, 23 ve 21, 25 şıklarımız. İkinci TBMM hangi yılları kapsıyordu arkadaşlar? 1923 ile 1927 yılları arasında görev yapmıştır. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi cevabımız B şıkkı. Geldik bu videodaki bu denemedeki son soruya arkadaşlar. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'nın Türkiye üzerindeki etkilerinden birisi değildir? Biliyorsunuz arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'na sembolik olarak katılmıştık. Savaşın artık son günlerinde sembolik olarak katılmıştık. Bakalım hangisi Türkiye üzerindeki etkilerinden birisi değildir? Varlık vergisi kanunu çıkarıldı. 1. 5 yıllık kalkınma planı uygulandı. Ekmek karnesi uygulaması başlatıldı. Gece sokağa çıkma yasağı getirildi. Kara borsa arttı. Hangisi Türkiye üzerindeki etkilerinden değildir? Varlık vergisi kanunu çıkarıldı arkadaşlar. Doğru. İkinci Dünya Savaşı sırasında varlık vergisi kanunu çıkarılmıştır. 1. 5 yıllık kalkınma planı uygulandı. Acaba bir kalsın. Ekmek karnesi uygulaması başlatıldı. Bu da doğru. Gece sokağa çıkma yasağı getirildi. Belli bir saatten sonra 10.30 veya 11.30'dan sonra gece sokağa çıkma yasağı getirildi. Ve kara borsa artmıştır arkadaşlar. 1. 5 yıllık kalkınma planı uygulanmadı. 1. 5 yıllık kalkınma planı zaten 2. Dünya Savaşı'ndan önce uygulanmıştı. 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı 1. değil. 2. 5 yıllık kalkınma planı uygulanamadı. Bu şekilde B şıkkı. 2. 5 yıllık kalkınma planı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uygulanamamıştı arkadaşlar. Bu şekilde sorularımızın sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.